geldiniz. AKP medyasındaki ünlü gay gazeteciler ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili çok önemli bir iddiaya aktarmadan önce herkese ama herkese tırnak içinde haddini bildiren, yine herkese laf yetiştiren, herkesi sigaya çeken Recep Tayyip Erdoğan ne hikmetse Ahmet Davutoğlu'nun iddiaları karşısında suskun. Ki Ahmet Davutoğlu dediğimiz isim Tayyip Erdoğan'ın elinden tutarak başbakan yaptığı bir kişi. Dahası AKP en çok oyu onun başbakanlığı, onun genel başkanlığı döneminde kazandı. Buradan hareket ile öyle geçiştirilecek biri değil. Ondan önemlisi iddialar yenilir, yutulur türden değil. Mesela ihaleler bağlamında söylediği sözler, daha önceki videomda aktarmıştım. Yüce Divan dosyasını tekamül ettirmek demek. Aynı şekilde efendim 2015 Haziranı ile 2015 Kasımı arasında olanları tarih bir gün yazacaktır diyerek o dönem yaşanan terör olayları noktasında bazı imalarda bulunmuştu ki hakikaten o imalar devlet hayatı anlamında çok önemli, kayda değer. Tayyip Erdoğan ona da sustu kaldı. Bakınız sevgili seyircilerim, bütün bunlara ilave olarak yine hatırlayalım. Ahmet Davutoğlu çıktı dedi ki ben başbakan olarak Hakan Fidan, MİT Müsteşarı olarak Mehmet Dişli'nin FETÖ'cü olduğunu öğrendik. Belgeler geldi önümüze. Biz onu o gün emekliye sevk edecektik. Ama bizim üstümüzdeki bir irade bunu engelledi. Tersine emekli edilmek yerine onu terfi ettirdi. Ki yine orada kastedilen herhalde sizler ya da ben değilim, Recep Tayyip Erdoğan. Gelelim esas konuya sevgili seyircilerim. Oray Eğim, biliyorsunuz kendi cinsel tercihini saklamayan gazeteci yazarlardan biri. Halen Habertürk'te yazıyor. Gay kendisi, söyledim, saklamıyor bunu. Ve bu Oray Eğim dedi ki Hürriyet gazetesinde 5 gay gazeteci var. Önce şunu belirtmek isterim. İnsanların cinsel tercihleri kendilerini alakadar eder. Özel yaşamları beni zerre ilgilendirmez. Ancak malumunuz bu gayler noktasında işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir açıklaması oldu. Sonrasında Ankara Barosu ona karşılık verdi ve bu süreçte işte bu gay denilen gazetecilerden, yazarlardan zerre bir itiraz gelmedi. Tabii bakın Hürriyet'te ki o gay gazetecilerin üçünü herkes biliyor. En azından ikisini bilmeyen yok ama üçünü de medya sektöründe olanlar biliyor. İki daha varmış, onu ben de bilmiyordum ama gay'i gözünden tanır, Oray Eğim yalan söylemiyor. Kimdir bunlar? İsim vermeyeyim, şık olmaz. Lakin kim oldukları belli. Hürriyet'te uzun süre orada köşe kapan, gelene ağam gidene paşam diyen kimler ise onlara bakın. Tabii o G'lerden bir tanesi adeta G'lerin Türkiye'deki vezirlerinden, sultanlarından biri. Evet, diğer iki tanesi, onlar da ünlü, aslında biseksüel, yani cinsel tercih noktasında hem kendi cinsleri hem karşı cinsleri tercih ediyor. Onlar da çok popüler isimler. Aslında onlardan bir tanesi kendini zaman zaman ele veriyor. Diğer iki tanesini araştırmada buldum. Diğer iki tanesi
Hürriyet'in o diğer yaşam ile ilgili konularda yazı yazan isimler. Bakın hadise şudur. Malumunuz Hürriyet bugün abdestli tırnak içinde gazetelerden, yani siyasal İslam'a destek oluyor. Bu anlamda kullanıyorum elbette. Yoksa ben de abdest alan, cuma namazlarına giden inançlı bir insanım. Yani AKP'ye kayıtsız, şartsız destek veren bir gazete. Böyle bir gazetede hala 5C yazarın olması, dahası 3'ten AKP döneminde 5'e çıkmasının takdirini siz sevgili seyircilerime bırakıyorum. Yani bu nasıl İslamcılık? AKP'nin muhafazakarlık anlayışına bakın. Yani bir tarafta Diyanet İşleri üzerinden C'ler istismarı yapılıyor, oradan oy devşirmeye çalışılıyor, ama diğer tarafta AKP'nin mevkutesi haline gelen Hürriyet'teki gay yazar sayısı artıyor. Sadece Hürriyet'te yok. Hadi söyleyeyim, Sabah'ta var, Milliyet'te var. Sabah'taki gay yazar sayısı 2. Bunu da belirteyim. Tabii burada kurumları hedef almak gibi bir şey söz konusu değil. Şahsımıza gelen, intikal eden, ettirilen iddiaları aktarıyorum. Bütün bu söylediklerimi de yeni bir dava konusu olmaması için iddia kabilinde sunuyorum. İspatlanmış şeyler değil. Bu tür şeylerin ispatı zaten zor ya da mümkün değil. Bakınız, gay demiş iken Can Dündar aklıma geldi. Onun gaylikle ne alakası mı var? Ben de yok zannediyordum ama var. Yok, bunu ben uydurmuyorum. Bunu Hulki Cevizoğlu söyledi. Kitap bile yazdı. Sevgili Hulki Cevizoğlu'nun Misyon kitabı, sayfa 81 ve 82. Orada Can Dündar ile beraber Londra'ya gönderilen gazeteciler içinde Hulki de var. Ve orada cinsel tercih noktasında Can Dündar'ın açıklamalarını, duruşunu, tavırlarını resmetti, aktardı. Tekrar söylüyorum, bu Can Dündar'ın özel yaşamı beni hiç alakadar etmez. Hulki Cevizoğlu aktardığı için, ama bu Can Dündar kendisi böyle bir cinsel tercih içindeyken Mustafa Kemal Atatürk gibi bir büyük kahramanını sarhoş olmakla özdeşleştiriyor. Onu itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Güya devrimci, komünist geçiniyor ama öbür tarafta FETÖ'cü casuslar ile el ele, el ele, kol kola, gönül gönüle. Son olarak malumunuz Cafer Mahiroğlu var. Halk televizyonunu satın alan isim. O Cafer Mahiroğlu için masa, kara para komisyonu araştırma yaptı. FETÖ ile olan ilişkilerini masa belirledi. Çok yakında bunun sonuçları olacak. Evet, öyle iken dahası işte Akın İpek FETÖ demek. Akın İpek'in Türk medyasını dolaylı olarak nasıl finanse ettiğini önümüzdeki haftalarda belgelerle ortaya çıkacak. İşte Can Dündar çıktı. Şimdi bu FETÖ'cü, efendim Akın İpeklerin koruduğu, kolladığı, efendim bu Cafer Mahiroğlu'nu savunuyor, ona fedailik yapıyor. Bunu da siz sevgili seyircilerimin dikkatine sunuyorum. Hem komünist, ateist olacaksınız, hem Fethullahçı tarikatın o casusluk şebekesinin müridi olacaksın. Bu nasıl oluyor? Anlamıyorum. Anlam veremiyorum. Tabii FETÖ, Fethullah Gülen noktasında da malumunuz gay olduğu bağlamında türlü iddialar söz konusu idi. Bir gazeteci arkadaşımız Fethullah Gülen'in Kırklar elindeki o ilk vaizlik sürecinde bulaştığı cinsel sapkınlık olayını araştırırken, onun belgelerini bulmuş iken, taraflarını bir araya getirip konuşturmuş iken, o gazeteci arkadaşımızı FETÖ'cü polisler, katiller, alçaklar öldürttü ve
Bütün bunlardan bağımsız olarak bir hatırlatma daha. Ben bu Can Dündar'ın ne olduğunu pek çok televizyon kanallarında dillendirdim. O zaman CNN Türk gibi kanallar bize açıktı. Orada bunları ifade ettim. Bunun bir hain, bunun bir görevli olduğunu söyledim. Tam o günlerde Devlet Bahçeli bu Can Dündar alçağını MHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Gelelim Diyanet İşleri Başkanı'na. Değerli seyircilerim, malumunuz Diyanet geçmişten bugüne saygınlığı olan bir kurumdu. Atatürk Aydın Münevver İmam Hatip yetişsin diye bu yapıyı oluşturdu. Lakin son dönemlerde Diyanet siyasallaştı. AKP'nin arka bahçesi yapıldı. Adeta sarayın fedaisi, adeta AKP'nin yan örgütü maalesef. Ve üzülerek söylüyorum, Türkiye'de malumunuz herkes kafasına göre bir İslam uyduruyor. Adnan Oktar'a giderseniz efendim meme sallamak, raks etmek İslam. Fethullah alçağına sorarsanız efendim Amerika'ya, efendim İsrail'e, CIA'ya, Mossad'a köpeklik yapmak İslam. Efendim diğer cemaatlerin her birine sorarsanız işte elimi öpen cennetlik diyor bir manyak. Bir diğeri tenime dokunan kadını cehennem ateşi yakmaz deyip önüne gelen kadını, kızı ifal ediyor. Buna benzer türlü sapkınlıklar İslam olarak açıklanıyor. Maalesef AKP'de, AKP'nin kimi kanaat önderleri de İslam'ın mümessili, temsilcisi oldukları zannıyla hareket ediyorlar ki İslam'ın en temel unsuru olan kul hakkını göz ardı ediyorlar, barışı göz ardı ediyorlar. İslam'ın şanlı peygamberi Hazreti Muhammed sevgi derken, barış derken, hoşgörü derken bunlar kindar nesilden söz ediyorlar ve zulüm yapıyorlar. Buradan hareket ile Türkiye'de var olan İslami anlayışın hangisinin hak, hangisinin batıl olduğu tartışılır. Bakınız bendeniz 2009-2010-11 yani 10 sene aralıksız olarak televizyon kanallarında Amerikan İslam'ı olgusuna dikkat çektim. Dedim ki Fethullah alçağı kelime-i şehadetten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah'ı çıkarttı. İşte bu Amerikan İslam'ı, işte bu İbrahim'i dinler safsatası ile Müslümanlığı, Hristiyanlık ve Yahudilikle sentezlemek yeni bir din yaratma projesi. Dinler arası diyalog. Ben bunları söylerken Fethullah alçağı beni hep mahkemeye verdi ve iktidar o günlerde Fethullah alçağı ile kol kolaydı. Ama o gün bugün ne iktidar mensupları ne efendim bugünkü Diyanet İşleri Başkanı, o gün de öyleydi hoş, dinler arası diyalog noktasında bir tavır almadı, meydan okumadı, kampanya açmadı. Bakınız FETÖ ile mücadelede mesafe alınamıyor, işte son olarak gördük Genelkurmay İstihbarat Başkanı'nın efendim en yakınında olan yaveri FETÖ'cü, ordu komutanının yaveri FETÖ'cü, daha yeni mezun olan Teğmen'in FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. FETÖ ile teolojik dinsel bir mücadele yok. Bunu yapması gereken kim? Diyanet İşleri Başkanı. Hayır, o bunu yapmıyor. O neyi yapıyor? Maalesef İslam'ı hedef haline getirdi. İslam'ı inanç olmaktan çıkıp ideolojiye dönüştürdü. İslam, dedim ya az önce, barış demektir, kavrama demektir, bütünleştirme demektir, muhabbet demektir. Hayır, bizim Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş, İslam'ı ideoloji ve karşıtlık eksenine oturttu. Toplumu maalesef inanç üzerinden cepheleştiriyor ki AKP döneminde hani yeni kuşak diyoruz ya 19-20 yaşında olanların %29'u bu sebeple deist ve ateist. Yani siyasal İslamcı iktidar, yani cemaatler Türkiye'yi adım adım dinsizliğe, adım adım ateizme taşıyor. Bunu ben uydurmuyorum. Araştırmalar ortada ve Diyanet hiçbir zaman FETÖ ile mücadele etmedi. Özellikle Ali Erbaş, ki Ali Erbaş malumunuz FETÖ'nün pek çok jürisinde
bulunmuş bir isim. Şimdi bazıları tabii Ali Erbaş'ı biz eskiden tanıyorduk, FETÖ'yle alakası yok diyebilir. Bakın ben buradan Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sizin yaveriniz, en yakınınız bile FETÖ'cü çıktığına göre Ali Erbaş noktasında lütfen bir araştırma yaptırın. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Ali Erbaş FETÖ ile teolojik mücadele vermiyor ve önemli bilgiyi açıklıyorum. Diyanet'ten geldi. Evet. Diyanet'ten, Din İşleri Yüksek Kurul üyesinden geldi. Onun bana net olarak ifadesi şu: Ali Erbaş kripto FETÖ'cü. Tabii bu bir iddia. Kanıtlanana kadar Ali Erbaş kesin öyledir diyemeyiz. Ama ben AKP'li bir bakan, bakanlık görevindeyken FETÖ'cü iddiaları var dedim, o bakan beni mahkemeye verdi. Mahkeme beni beraat ettirdi. Sadece FETÖ ile mücadele noktasında bunu söylüyorum. Araştırılsın, incelensin. İtham etmiyorum, imada bulunmuyorum. Bana böyle bir bilgi geldi. Emniyet istihbarata, milli istihbarata, Cumhurbaşkanlığına, buradan ben dikkatini çekmek istiyorum. Ali Erbaş konusunda biraz daha titiz bir araştırma talep ediyorum. Bizi izlemeye devam edin.